Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin, inananların ve bütün insanların üzerine olsun. Bugün yepyeni bir konuyla tekrar karşınızdayım. Bu videomda sizlere Kur'an-ı Kerim'de eski kavimlerin kıssaları neden anlatılır, İslam'da ruhban neden yoktur, elimden geldiğince ele almaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de rahiplerin ve hahamların insanların mallarını yiyip duygularını sömürdüğü neden anlatılır. Kitaplarda kelimelerin yerlerini değiştirdikleri neden anlatılır. Kur'an ayetleriyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu ayetlerde bu kıssalar neden anlatılıyor? Bizlere hikaye veya masal olsun diye mi anlatılıyor? Yoksa biz de o hatalara düşmeyelim diye mi bizlere anlatılıyor? Yoksa biz bu kıssalardan ders alalım, aynı tuzaklara düşmeyelim diye mi anlatılıyor? Biz bu ayetlerden ve kıssalardan ders çıkartmadıktan sonra Kur'an-ı Kerim'de bunlar neden anlatılıyor? Hesap gününde Allah'a hesap verirken, "Allah'ım bize ne 3000-5000 yıl önce geçmiş kavimlerin kıssalarından" diye böyle mi cevap vereceğiz Allah'a? Dilerseniz birkaç ayet okuyup yorumlamaya çalışacağım, değerlendirmesinde sizlere bırakacağım. Tevbe suresi 34. ayetten başlıyorum. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü yiyip da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? Onlar için elem verici bir azap vardır. İslam dini başta şirk ve ruhbanlığa karşı gelmiş bir dindir. İslam'da din adamı kavramı yoktur. Bu ayette Allah bizlere Yahudi hahamların ve Hristiyan rahiplerin insanların dini duygularını sömürdüğünü ve mallarına konduğundan bahseder. Peki bugün günümüzde İslam dünyasında ve Türkiye'de istemediğiniz kadar haham ve papaz yok mu? Biz bu ayetten hiç ders almamışız demektir. Bu hahamların ve papazların Türkiye'de kocaman kocaman cemaatleri var, çok büyük paraları yönetiyorlar. Peki insanlara ilim olarak bir ışık saçıyorlar mı? Hayır. İslam dünyasına ve insanlığa hangi değeri üretmişler, dünyada hangisinin adı sanı var, hangi ihtiyaç sahibi fakire el uzatmışlar, kendilerinden olmayan hiç kimseye el uzatmayan insanlardır bunlar. Maddi veya manevi olarak insanlığa ve İslam dünyasına hiçbir artı değer üretmemiş insanlardır bunlar. Kendileri de lüks ve şatafat içinde yaşayan insanlardır. Size soruyorum, bu cemaatlerden hiçbirinin liderinin şöyle gariban olduğunu gördünüz mü? Hangi cemaatin taraftarına sorsanız mutlaka lideri Seyit'tir. Peygamberimizin soyu adeta Türkiye'de gelişmiştir sanırsınız. Hangi cemaatin taraftarlarına sorsanız mutlaka liderleri Seyit'tir, hatta Mehdi'dir. Polat Alemdar yani Necati Şaşmaz bile kendisinin Seyit olduğunu iddia ediyor. Çünkü onun babası da bir tarikat lideri. Sizlere söyleyeceğim en can alıcı nokta da şudur. Kur'an-ı Kerim'de benim okuduğum ve gördüğüm kadarıyla peygamberlere bile verilmeyen yetkiler bu insanlarda. Bakara suresi 174. ayette Allah şöyle buyurur. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak, onlar için elem verici bir azap vardır. Bu insanlar menfaatlerine ters düşeceğinden dolayı Kur'an-ı Kerim'deki en can alıcı ayetleri insanlara okumuyorlar. Bizim insanımızın da tabii ki okumak gibi bir alışkanlığı yok. Sonra bizim gibi temiz vicdanlı birkaç insanın bu ayetlerden bahsettiğini duyduğu zaman hemen zıplıyorlar. Bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'in içine biz yerleştirmedik. Biz sadece okuduğumuzu ve gördüğümüzü onurlu, namuslu, insan onuruna yakışacak bir davranışta bulunması gereken insanın yapması gerekeni yapan insanlarız. Sonra onu çekiştirdi, bunu cımbızladı diye insanlara iftira atıyorlar. Peki sizin hoşunuza gidecek hangi ayeti okuyalım? Bu ayetlerin hepsini ben kendi sesimle Kur'an-ı Kerim'in tamamını seslendirdim ve videolandırdım. İsteyen bakabilir kanalımdan, izleyebilir. Ayrıca bu insanlar kurtarıcı olarak lanse ediliyor. Fatır suresi 18 ve 35. ayetlerde Allah şöyle buyurur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenemez. Eğer günahı ağır olan kişi yükünü taşımak için bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa
onun yükünden hiçbir şey yüklenemez. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Şimdi bu ayet o kadar açık ki hiç Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan sıradan bir insanın bile anlayabileceği kadar çok açıktır. Yani kimse kimseyi kurtaramayacak hesap gününde. Benim size önerim, inandığınızı iddia ettiğiniz kitaptan haberiniz olsun ki hiç kimse sizin kanınızı emmesin, inancınızı sömürmesin, hatta paranızı da yemesin. Yani hiç kimsenin gelip sizi kurtarmasını, sırattan geçirmesini beklemeyin. Onlar ne kendi götünü kurtarabilirler, ne de sizin götünüzü kurtarabilirler. Bunlarla alakalı da ayetleri sizlere açıklamaya çalışacağım. Şimdi bu insanlar cehenneme gittiğini farz edelim. Allah etmesin siz de onlara uyduğunuzdan dolayı cehenneme gittiniz. Bunlarla alakalı cehennemliklerin diyaloglarından birkaç tane ayette okumaya çalışacağım sizlere. Sad suresi 59. ayet. İnkarcı önderlere işte şunlar da sizinle beraber cehenneme girecek olanlardır denince rahat yüzü görmesin onlar. Onlar ateşe girecektir derler. Sad suresi 60. ayet. Hayır, asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz. Bizi bu duruma sizler sürüklediniz. Ne kötü bir yer burası derler. 61. ayet. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekeceği azabı bir kat daha artır diyecekler. Kaf suresi 28 ve 29. ayetler. Allah benim katımda çekişmeyin. Ben size bunu önceden bildirmiştim. Benim katımda söz değişmez. Ben kullara asla zulmetmem der. Yani Allah etmesin bu insanlar cehenneme gitti. Onların yönlendirmesiyle siz de cehennemlik oldunuz. Allah'a hiçbir şikayette bulunamayacaksınız. Onları şikayet etmekle kendinizi kurtaramayacaksınız. Allah sizlere ben size peygamber gönderdim, kitap gönderdim diyecek. Sizler de Kur'an'ın içeriğinden haberimiz yoktu diye savunma yapamayacaksınız. Bugün bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki eskisi gibi saatlerce kitap karıştırmanız gerekmiyor. Herhangi bir konuda başınız sıkıştığı zaman Google'a yazdığınız zaman istediğiniz cevabı alabiliyorsunuz. Hemen pat diye onunla alakalı ayet karşınıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'e her gün 5 dakikanızı ayırsanız 6 ayda bitirirsiniz. Bu çok zor bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim'in içeriğinden haberiniz olmazsa art niyetli insanlar sizin inancınızı, duygularınızı sömürür, hatta paranızı da sömürür. Anlamazsınız diyenlere benim cevabım her zamanki gibi şudur. Fransız, Alman, İngiliz çevirisini okuyarak anlayabiliyor da ben Müslüman oğlu Müslüman Yıldırım neden anlamayayım? Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.